Seçimlerden sonra tabii 5 ay geçti. Bazı ilimizin merkez ve ilçelerinde devam eden belediye başkanları da oldu. Değişen belediye başkanları oldu. Bizler devam eden belediye başkanlarıyız. Geçmiş 5 yılda da biz burada görev yaptık. Bizim belediyemizin geçmiş 5 yıldan bu 5 yıla devreden herhangi bir borcu yok. Bütün işçilerimizin tüm alacaklarını geçmiş 5 yılda ödedik, sonuçlandırdık. Ancak bu yeni dönemde özellikle merkezi hükümetin o tasarruf adı altında kısıtlamaya gitmesinden kaynaklı hizmette neredeyse yok düzeye gelecek düzeyde yani bir sıkıntıya girdik. Ödemelerde de özellikle emekli olacak insanları da düşündüğümüzde onların emekli ikramiyelerini falan hesaba koyduğumuzda yani ödemekte zorlanmaya başladık bizler de. Henüz hali hazırda işçi alacağımız yok ama bu gidişat böyle giderse bir eksiye doğru eksi ivmeli bir gidişat var. Zaman zaman işçi maaşlarında da özellikle dediğim gibi emeklilerin de tazminat durumu göz önünde alındığında zorlanacağımız kesindir. Öte yandan tabii Ovacık'ın diğer ilçelerden daha ayrı olan bir yanı var. Ovacık'ta kışın kar temizliği en yakın ilçesine göre bile %100 fazla bir maliyetle olabilmekte. Bizim sadece bir kar sezonunda kepçe ve mazot giderimizi düşünürseniz neredeyse bütçenin %10'u. Yani 2 milyona yakın bir maliyet çıkıyor kepçe ve mazot gideri. Bu açıdan baktığımızda diğer ilçelerimize hatta merkeze göre daha fazla bir maliyetimiz oluşuyor ve biz bu durumda özellikle akaryakıt noktasında müthiş bir zorluk çekiyoruz. Bu gidişat dediğim gibi sıkıntılı bir gidişat. Bunu nasıl aşacağız? Sürekli bunun çalışmasını yapıyoruz. Yani sürekli bir kaynak yaratma derdindeyiz. Henüz yeni seçilen metropol belediyelerinden belirgin bir destek almışlığımız yok ama çabalarımız ve girişimlerimiz devam edecek. Bir diğer yanıyla işte özellikle festival gibi etkinliklerde Ovacık Dersim'de önemli bir merkezde Munzur'un kaynağında olmasından kaynaklı yine festival giderleri de diğer belediyelerimize göre oldukça yüksek bir maliyette. Çünkü görkemli etkinlikler yapılıyor. Bunları da elimizden geldiğince belediyeye yansıtmamaya çalışıyoruz. En cüzi miktarda yansıtmaya çalışıyoruz. Bu çabanın içindeyiz. Bir önemli yatırımımız vardı geçmiş 5 yılda. Bu dönem tamamlandı. Bir atık su arıtma tesisi yaptık. Bugünkü yaklaşık değeri 80 milyon civarında bir karşılığı var. Ancak biz o süreçten başlayıp bugüne geldik. Yaklaşık bir 12 milyon civarında bu arıtma tesisine bir borçlanmış olduk. Bu tesisin tamamı için 12 milyon civarında bir borçlanma yaptık. Bu borçlanmayı taksitler halinde ödüyoruz. Taksitlerini ödeme noktasında bugüne kadar bir sorun yaşamadık ama atık su arıtma tesisi faaliyete girdiğinden dolayı artık özellikle başta elektrik gideri ve personel gideri olmak üzere yıllık ortalama bir 300 bin TL bir gideri oluştu. Bunu ödemekte zorlanmaya başlayacağız. Ama tabii ki bu tesisi işletmek istiyoruz. Çünkü kanalizasyonlarımız bugüne kadar Munzur'a akıyordu. Daha önceki dönemlerimizde kanalizasyon işlemini yapmıştık. Bu geçmiş 5 yılda da arıtma tesisimizi yaptık. Bir dönem ara verdik biliyorsunuz. Orada biraz duraksayan işleri yeniden hareketlendirdik. Araya pandemi ve depremin girmesi de işlerin devamlı ve devletin devamlı açısından bir kesitiye sebebiyet verdi. Bu da ayrı bir zorluk yaşattı bize. Ama her şeye rağmen bir bütün olarak baktığımızda şu an itibariyle yağımızda kavruluyoruz diyebiliriz. Hizmet noktasında yeni yatırımlar ve hizmetler noktasında zorlanacak mıyız? Evet, çünkü ilimizde de Türkiye'nin birçok yerinde de şu an belediyeler maaşları ödeyemez düzeyde. Bırakın bir iş yapmayı, maaş bile ödeyemez durumda. Biz personelin alacaklarını mümkün olduğunca sıfır düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü personel maaş alamayınca rutin işler de yürümemeye başlar. Bir moral, motivasyon ve psikolojik düşüş yaşar. Evde problemler çıkmaya başlar. Biz bu çaba içindeyiz. Şu an ilk 5 ay içimizde, 5 ayımızda sürekli gelecekte yapmak istediğimiz şeylerin planlamasını yapıyoruz. Özelde de bir arıtma tesisimizi faaliyete geçirmiş olduk. Ovacık içinde geçerli olan bir üretim krizi var. Bir kere şeklen ve söz olarak üretim yapılıyor, ekiliyor, biçiliyor ve benzeri söylemlerini kesinlikle gerçekten uzak söylemler bunlar. Üretim sıfır noktasına kadar düşmüş. Çünkü üretim maliyetleri çok yüksek. Bu merkezi hükümetin
politikalarından, tarımsal ve hayvancılık politikalarından kaynaklı. Öte yandan tabii ki Ovacık'ın biraz daha farklı olan bir turizm albenisi var. Turizmden kaynaklı da tesisleşme gibi bir şey var, bir çalışma var. Ancak bu tesisleşme gün be gün ilçede ayrı krizleri yaratacak beraberinde. Bizim en büyük sorunumuz Ovacık'ın acilen bir koruma imar planına ihtiyacı var. Biz parça parça imar çalışmalarını yapıyoruz. Hatta iki adayı bu 5 ay içinde bitirdik. Küçük adalar bunlar. Ama tamamını böyle parça parça bitirip bir de imar sahamızın dışında olsa bile suya kıyısı olan özellikle yerlerde bir koruma imar planı bu süreç içinde, bu 5 yıl içinde yapıp çarpık yapılaşmaya ve dengesiz turizm yapılaşmasına, yatırımlarına bir düzen vermek istiyoruz. En büyük krizimiz bu. Bizim üzerimize düşen kısmı mutlaka bir koruma imar planı yapmak. İkincisi, bu su kenarlarına kavuşlanan işletmelerin atıklarının da sisteme dahil edilmesi için yoğun bir çalışma yapacağız. Çünkü biz ilçenin kanalizasyonunu Munzur'dan arındırdık ama civarındaki işletmeler her ne kadar foseptik çukur yapmış olsa bile riskli bir süreçteler. Bunları da sisteme belirli bir yatırımlarla dahil etmeye çalışacağız. İkinci daha önemli bir şey, Ovacık'ın maalesef dört tarafı suyla çevrili ama biz musluklarımızdan içme suyumuzu içemiyoruz. Bu başta belediyemiz olmak üzere hepimiz için gerçekten biraz utanç verici bir durum. Ve bu kısa sürede, daha 5 yılı beklemeden çok kısa sürede bir kere musluklardan içilebilir, gerekirse Munzur gözelerinden, Harami deresinden, benzeri yerlerden suları getirip musluklardan içilebilir bir duruma getirmek istiyoruz. Bizim aslında 2020'de bitmiş bir içme suyu projemiz var. Proje bedelleri ödenmiş, yapılmış ama maalesef merkezi hükümet tarafından imzalanmadığı için, Harami Dere'den getireceğimiz bir suydu, İmzalanmadığı için şu an dosya bekliyor. Ama bu 5 yılda bekliyor olabilir, çözemiyor olabiliriz o yönüyle. Onun için kendi çabamızla ne yapabiliriz diye özellikle bir aydır Ovacık'ın her tarafında suları inceliyoruz. Bu sonbaharda su kaynakları çekildiği için, en sağlıklı kaynakları görmek için sürekli belirli noktalara geziler yapıyoruz. Orada incelemelerde bulunuyoruz. Bu içme suyunu da bu dönemde mutlaka tamamlamamız lazım. Yine bir diğer durum, imar planlarından kaynaklı özellikle çocuklar için başta olmak üzere çocuk ve gençlerin kullanım alanları hiç yok. Parklarımız yok, yürüyüş yollarımız yok. Yine üst yapı düzeyinde şehrin 2011-12 yılında yaptığımız şehirde kilit parke çalışmaların tamamı artık deforme olmuş. Çünkü bu tip çalışmalar en fazla 7-8 yıllık bir ömrü var. Yapılırken de böyle. Çünkü ucuz yapım, yol yapımı. Tabii krizlerimiz büyük. Diğer belediyelerden kaynak alarak bir kere şehrin bu taş yapılanmasını başarabilirsek ağaçlandırma ve aydınlatmasına daha fazla çaba harcayıp daha yaşanabilir turizme de katkı sunan bir ilçe yaratmaya çalışacağız. Biz ilçemizde yaklaşık 3 yıldır düzenli olarak kısırlaştırma faaliyetleri yapıyoruz sokak hayvanlarına ilişkin. İlk yılımızda çok amatördü, çok derme çatmaydı. Geçen yıl biraz toparladık. Bu sene daha profesyonel hale getirdik. Haftanın 2 günü, Perşembe, Cuma günleri bizler sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması yapıyoruz. Bununla ilgili kısmi süreli belediyemizde 2 tane veteriner çalıştırıyoruz. Bunlar hem mezbahadaki et kontrollerini hem de sokak hayvanlarının tedavi ve kısırlaştırılması için çalışıyorlar. Burada aynı zamanda Koru Sev Yaşat diye bir genç topluluğumuz var, bir platform var. O çocuklarımız da özellikle besleme noktasında büyük çaba harcıyorlar, katkı sunuluyor onlara. Onlar da mama alıp besliyorlar. Biz de önümüz kış, kışın sokak hayvanlarının barınma alanları hiç yok. Yoğun kar, yüksek kar yağışından dolayı yavru hayvanlar donarak ölmekle baş başa kalıyor. Bir diğer tarafıyla küçük çocuklarımız okula giderken kar yollarında, daracık sokaklarda büyük hayvanlarla karşılaşınca panik halinde tepki veriyorlar. Hayvan da buna karşılık tepki verip zarar verebilir düzeye geliyor. Bunun için özellikle kış aylarında küçük çaplı yemleme ve soğuktan barınma alanları oluşturmaya çalışacağız. Şu an için ona başlamadık. Daha önce kulübe çalışması yapmıştık ama o yeterli olmadı. Sabit bir yer olmayınca, kulübeler yer değiştirince zamanlıkla kırılıyor. Yani ilçemize 5-6 noktada küçük çaplı her bir yerde 10-15 hayvanın beslenebileceği ve soğuktan korunabileceği bir alanlar yaparsak kışında hayvan sorununu atlatmış oluruz. Bu konuda dirayet gösteriyoruz ve kararlıyız. Yani hayvanları
öldürmek, uyutmak ve benzeri şekilde telef etmeye şiddetle karşıyız. Elimizden geldiğince besleyecek, kısırlaştıracağız ve bakımını yapacağız. Birlikte yaşamaya çalışacağız. Bu noktada da bize destek sunmak isteyen insanlarımız eğer belediyemize direkt ilişkiye geçerlerse bizlerle belediyelerimizle belki bir miktar demir, çatı gibi malzeme desteği sunarlarsa biz bu hizmetimizi bu kışa girmeden yetiştirmeye çalışacağız. Prensip olarak işçi parası ve benzeri sebeplerle iş insanlarımızdan yardım talebinde bulunmuyoruz. Biz genel olarak bir proje karşılığı yardım talebinde bulunmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte Ovacık'ta özellikle kültür sanat başta olmak üzere eğitim, spor, atölye alanlarında birçok çalışmamız var. Başlatacağız bunları. Belki bir kısmını bu yıl sonuna kadar, seneye bir kısmını diğer sene, ama bu tip çalışmalar yapacağız. Tabii bunlara kısmen bazen özellikle materyal, araç gereç malzeme konusunda önemli bütçelere ihtiyaç duyuluyor. Bu konuda tabii ki çok zorlanıyoruz. Bu konuda eli değebilecek vatandaşlarımızın da tabii ki elini değmesini istiyoruz.